Değerli basın mensupları, Çalıştayımız yarın genel başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından düzenleyeceğimiz toplantıların ana gündemini ise yaklaşan seçimler oluşturacak. İlk olarak genel merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacağız. Ardından ise belediye başkanlarımızın görüş ve önerilerini alacağız. Ayrıca alanında uzman isimlerin değerlendirmelerini de dinleme fırsatı bulacağız. Yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl geçti malumunuz. Toplantımızda belediyelerimizin 3 yıllık hizmetlerini ve önümüzdeki 2 yılda yapılması gerekenleri de ele alacağız. İnanıyoruz ki yereldeki başarılı hizmetlerimiz iktidarın da kapısının açılmasında anahtar olacaktır. Bu toplantıdaki amacımız da belediyelerimizde katkıda bulunmak ve seçime giden süreçte ortak aklı hep birlikte ortaya koymaktır. Değerli arkadaşlar, bu toplantılarımızı Van'da yapacağımızı açıkladıktan bu yana Van halkının büyük bir teveccühüyle karşılaştık. Ancak ne yazık ki iktidar cenahında da büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu görüyoruz. Önce Çalıştayımızın tanıtımı için ana caddedeki billboard anlaşmalarımız iptal edildi. Ayrıca bazı bölgedeki afişlerimiz sökülmeye çalışıldı. Ardından dün gece toplantı otelimizin önünde siyasi ahlakla bağdaşmayan bir provokasyonla karşılaştık. İktidar partisi mensupları otelimizin önüne parti bayrakları asarak bizleri tahrik etmeye çalıştı. Ancak partilerimizin sağduyusu ve yöneticilerimizin engin hoşgörüsüyle birlikte bu provokasyonu boşa çıkardık. Sadece tek bir şey söylemek isterim. Tek başına bu durum bile iktidarın artık ne kadar aciz, ne kadar çaresiz olduğunu görmek açısından da önemlidir. Bu tahriklerin, bu baskıların hiçbiri bizi asla yolumuzdan çevirmeyecektir. Değerli basın mensupları, ülke olarak siyasi ve ekonomik açıdan Cumhuriyet tarihinin en zor süreçlerden birini yaşıyoruz. Derin yoksulluk ve adaletsizlik ülkemizin her köşesini sarmış durumda. Artık vatandaşın değil, sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen bu iktidardan bu ülkeye fayda gelmeyeceği aşikardır. Ve artık milletimiz de kendisine sırtını dönenlerden desteğini çekmiştir. Ancak ne yazık ki vaktinin dolduğunu gören iktidar milletin sesine kulak vermeyi değil, koltukta kalmak için baskı kurmayı seçmiştir. Öyle ki seçilmiş belediyelerimizin üzerindeki baskılar da her geçen gün artmaktadır. İktidar sandıkta yenemediği belediye başkanlarımızı karalamak için masa başı operasyonlarından medet umar hale gelmiştir. 2019 yılından bu yana torba yasalarla, kararnamelerle belediyelerimizin yetki ve gelirlerini ellerinden alıyorlar. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları sırf muhalefet belediyesi diye maalesef kesiyorlar. Yetmiyor, tetikçi müfettişleri her gün belediyelerimize gönderiyorlar. Talimat vererek gidin bu belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız da suç uydurun diyorlar. Masa başı operasyonlarla maalesef kumpas kuruyorlar. Son dönemden sadece birkaç örnek verecek olursak, seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanımızın tutuklanmasına neden olan ses kaydının yazıya dökülürken değiştirildiği ortaya çıktı. Bu hukuksuzluk mahkemede de ayrıca ispat edildi. FETÖ'cüleri temizliyoruz diyorlar ama FETÖ taktikleriyle siyasi cellatlık yapmaya devam ediyorlar. Kadıköy'de belediye yönetimiyle ilgisi olmayan sadece bazı görevliler hakkındaki CİMER şikayetleri üzerinden soruşturma açıyorlar. Sonra çıkıp sanki belediyede operasyon var gibi propaganda yapıyorlar. Maltepe'de 2018'de takipsizlik verilen bir dosyayı yeniden açarak karalama kampanyası yürütüyorlar. Bodrum Belediye'mizde evrak istenildiğinde anında
verilebilecekken 50 polisle baskın yaparak algı yaratmaya çalışıyorlar. Şunun altını çizmek isterim değerli basın mensupları. 2019 yerel seçimlerinden bu yana bizim belediyelerimiz iktidarın veremediği hizmetleri halkımıza ulaştırmıştır. Bizim belediyelerimiz sosyal devlet anlayışını terk eden iktidara sosyal belediyeci dersi vermiştir. Pandemi sürecinde ekonomik buhranla doğal afetlerde her yerde bunu ispat etmiştir. Halkımız iktidarın değil, belediyelerimizin desteğini yanında bulmuştur. Vatandaşlarımızın belediyelerimize olan güveni her geçen gün daha da artmaktadır. İşte saray ahalisinin korkusunun asıl nedeni de budur. Buradan iktidar sahiplerine sesleniyorum. Van'dan iktidarı yönetenlere sesleniyorum. Biz sizi korkutmaya devam edeceğiz. Ayrıca iktidarın belediyelerimize yönelik baskıları önümüzdeki süreçte daha da artırmak için hazırlık yaptıklarını da biliyoruz. İşte tüm bu zulümlere karşı iktidara Van'dan sesleniyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda birim kurup belediyelerimize yönelik sinsi planlar hazırlayanlara sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın asla ve asla başaramayacaksınız. Siz ne kadar baskı kurarsanız kurun karşınızda daha da büyüyen bir mücadeleyi göreceksiniz. Biz tek bir belediyemizin de belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların da hakkını, hukukunu sizin zulmünüze asla teslim etmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, son olarak önemli bir konuya da değinmek isterim. Yerel yönetimler demokrasinin ana unsurlarıdır. Van Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 yıldır iktidarın atadığı kayyumlar tarafından yönetiliyor. Hatta 12 Mayıs'ta kararname ile mevcut kayyuma da kayyum atanmış durumda. Açıkça söylemek isterim ki biz milli iradenin atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni asla kabul etmiyoruz. Biz seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz. Seçime katılmasında sakınca görülmeyen adayların seçimi kazandıktan hemen sonra haklarında bir yargı da kararı dahi olmadan görevden alınmaları millet iradesine darbe vurmaktır. Bu konudaki tavrımız da nettir. Partimizin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ve güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatında belirtildiği gibi bizim iktidarımızda seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak, seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecek, seçilmiş yöneticiler yargı kararı olmadıkça görevden uzaklaştırılmayacaktır. Bir belediye başkanı görevden uzaklaştırılmışsa yeni başkan belediye meclisi tarafından seçilecektir. İnşallah ilk seçimlerin ardından yönetimdeki bu anlayışın tüm hukuksuz politikalarına son vereceğiz. Memleketin her bir köşesinde adaleti, huzuru, barışı ve bereketi hep birlikte getireceğiz.